Değerli arkadaşlar, sevgili Koser TV izleyicileri, programıma hoş geldiniz. Bugünkü programım Kürt milliyetçiliği ve diaspora, yani diaspora ve Kürt milliyetçiliği. Önce bir başlığı taşıyayım şuraya. Şimdi bu konu başlı başına önemli bir konu. Bu konuda 3 veya 4 program daha yapacağım. Bir ikisi Türkçe olacak. Bugünkü de Türkçe bir program olacak. Daha sonra bazı arkadaşlar var, çok hassas. Diasporadaki çalışmalarda da çok aktif ve güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu arkadaşlar özellikle Türkçe istiyorlar. Sanıyorum ki programda Türkçe yapmayı düşünüyorum. Bu diaspora konusunu çok iyi işlemek istiyorum. Çünkü şu, bazı siyasal şahsiyetler de söylediler. Diaspora Kürtlerin dağı gibidir. Yani siyasal etkileri itibariyle önemini ve ağırlığını vurgulamak bakımından bunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu konuyu uzun uzadıya işlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim konum biliyorsunuz Kürt milliyetçiliği. Kürt milliyetçiliği bağlamında diasporayı işlemek istiyorum. Bugünkü konuklarım çok değerli iki Kürt aydını. Biri Doktor Ali Kemal. Doktor Ali Kemal Dijital TV seyircilerine yabancı değil. O kendisi de Çarpel Medya'da programlar yapıyor. Harika programlar yaptı. Bizi çok bilgilendirdi. Ayrıca bu diaspora çalışmalarına da ilgi duyan bir Kürt aydını olduğunu biliyorum. Öbürü de Diyarbudak. Diyarbudak'la şahsen de tanışıyoruz. Diyarbakır'dan can arkadaşım diyeyim kendisine. Diyarbudak'ta Hevler girişiminde yer alan, diaspora çalışmalarında yer alan bir Kürt aydını. Dolayısıyla dolu dolu bir program olacağını düşünüyorum. İlk sorum Diyar'a olsun. Şimdi yani ikinize aslında sorum fakat Diyar'la başlayalım. Diyar, şimdi biliyorsun hani 1991'den 2022'ye kadar bir siyasal konjektür vardı dünyada. Ve bu Kürtlere bazı getirileri falan da oldu. İşte biz Güney Kürdistan'ın kuruluşunu gördük. Rojava'nın hala çok statüsü netleşmemiş olsa bile bir kazanımını gördük. Tabii bizden götürdüğü çok şeyler de oldu. Yani katliamlar, Ezidi katliamı gibi falan. Fakat böyle bir süreç yaşadık. Bu Ukrayna Savaşı ile birlikte herkes, bütün dünyada herkesin de kabul ettiği biçimde yeni bir dünya konjektürü doğuyor. Bu konjektürün nasıl şekilleneceği biraz da Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına bağlı. Yani Batı'nın ve Ukrayna'nın üstün çıkacağı bir sürece mi gireceğiz? Yoksa Batı medeniyetinin sınırlandığı Rus-Çin parantezinde bir dünya mı yaşayacağız? Buna bağlı olarak yeni bir konjektüre giriyoruz ve biz Kürtlerin de bu konjektürde ne yapacağı çok önemli bu gelişmelere göre. Biraz bununla başlayalım, bunu biraz konuşalım. Dolayısıyla bizim diasporadaki Kürtler bu süreci nasıl izlemeli, nasıl değerlendirmeli ve ne tür hazırlıklar yapmalı? Bu konuyla bir başlayalım. Buyur. Teşekkür ederim. Diyarcığım. Öncelikle Hoser TV'ye, sana, doktora, perde arkasındaki arkadaşlara hepinize teşekkür etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz ay, Mart ayı, bize baharı müjdeleyen, Nevrozumuzu müjdeleyen, katliamlarımızı
katliamlarınızı anımsatan, Halepçe'yi anımsatan bir aydır. Bu vesileyle dinleyici arkadaşların yasını, acısını paylaşırım. Nevroz'la ilgili de coşkularını, Nevroz kutlama geleneklerini ve sizin Nevroz'unuzu tekrar kutluyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, sanıyorum bir Almandır bu savaşa ilişkin, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin Bertolt Brecht'tir. Diyor ki, barışta babalar kazar çocuklarının mezarını, savaşta ise çocuklar, babalar kazar çocuklarının mezarını. Şimdi Ukrayna ve Rusya savaşı uzun süreden beridir konuşulan, üzerine tartışılan ve öngörülerin de hiç tutmadığı bir savaştır. Evet. Diyelim ki yani 2014'te Rusya'nın Kırım'a müdahalesinden sonra özellikle Amerika ve Batılı ülkeler Ukrayna'nın işlerine kadar bir takım yerleşmeleri, bir takım ilişkileri oldu. Ve bu giderek hem Ukrayna'yı batıya yakın bir çizgiye çekme, hem de Rusya'yı saldırgan bir pozisyona koyma politikası güdüyordu. Bence bu politikasında Batılılar başarılı oldu. Yani ilk etapta bakıldığında diyelim ki şey miydi? Diyelim ki yani hesabı ne olan belli bir şey değil miydi? Amerika'nın bilgisi dahilinde miydi? Rusya aniden bir operasyon mu yaptı? Avrupa'nın hesabı işte tavşan kaç tazı tüt muydu? Yani birçok teorinin içinde baktığınızda çok net bir şey söyleme imkanı yoktu. Yani mesela diyelim ki Türkiye'nin Erdoğan reisi cumhur kendisi bu kadar kritik bir dönemde, bu da yani bildiğimiz kadarıyla veya edindiğimiz izlenim, bu da Rusya'nın bir saldırısını beklemiyordu. Kendisi Afrika turundaydı. Şimdi böyle olunca Zelenski'nin ısrarcı tavrı, ülkesini yani korumada yeterli bir politika, yeterli başarılı bir politika izleyemedi. Böyle olunca da Rusya'nın saldırısı kaçınılmaz oldu ve son dönemlerde diyelim ki işte basında, yayında edindiğimiz izlenim son derece yıkıcı. Yani diyelim ki Ukrayna'nın askeri üslerine, limanlarına, hava alanlarına, su depolarına yönelik, yani Ukrayna'yı teslime zorlayan, fazla sivil kaybı yapmadan devletteki yetkilileri, hükümeti kaçırıp orayı Rusya'ya şey etme, Rusya'ya, Rusya'nın denetimine egemen kılma. Yani bu anlamda Rusya'nın yürüttüğü savaş Ukrayna'yı, yani hükümetini kaçırma, öyle teslim alma, fazla zayiat şey etmeden. Ancak bu Batılı ülkelerin özellikle ikinci, üçüncü gününden itibaren bunlara verdikleri destek sanki biraz ivmeyi değiştirmiş gibi görünüyor. Evet. Öyle olunca da yani hem Ukrayna halkında hem dışarıdaki diyelim ki kamuoyunda Ukrayna'yı destekleyen insanlarda, politikacılarda şu izlenim oluştu. Acaba Ukrayna Rusya'ya karşı bu savaşta başarı elde edebilir mi? Şimdi Diyarcığım, Batılıların diyelim ki Irak'ta, diyelim ki Suriye'de, diyelim ki Libya'da, yani Afganistan'da
Yani Batılıların şu özelliği ilginçtir. Yani diyelim ki oradaki şeye müdahale ederler. Ondan sonra hükümet gittikten sonra kendi başına çoğu zaman bırakırlar. Yani net bir alternatif yok. Diyelim ki Rusya gittiğinde orayı yıkıyor, kendisine yakın bir devlet kuruyor, çekip gidiyor. Yani bunu gördük. Batılılar o konuda oradaki halkları kendi inisiyatifine bırakıyorlar. Yani Irak ve Rojava'yı saymazsanız o bizim için ciddi bir imkandı, ciddi bir avantajdı. Onun dışında yani kendi yıkımlarıyla, kendi şeyiyle baş başa bırakıyorlar. Bu anlamda kazananı olmaz bu savaşın. Ama diyelim ki görüntün doğruluğu biraz şimdi iyi. Kürtlerin daha çıkarındadır. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle de bu Batı dünyasında faşistler çok denendi. Hitlerler, Mussolini'ler, işte Pinochet'ler, yani Batı toplumu bundan biraz sıyrıldı. Bunları yaşadı ve bunları suç saydı. Bunlardan uzaklaştı. Eski bir deyim var. Diyor ki içeri düşen her solcu biraz sağcı, her sağcı biraz solcu olarak dışarı çıkar. Şimdi Batı'ya baktığınızda Batı demokrasisi şu anda yani Sovyetler'de yaşanan demokrasi de dahil olmak üzere Batı demokrasisi aslında insanlığın en tercih edeceği, en tercih edebileceği demokrasi türüdür. Bazı arkadaşların özellikle eski NATO düşmanlığı yani evet. Tavırları biraz donma oluyor ya Diyar. Biraz donma oldu. Evet. Yakın mısın? Router'e yakın mısın? Vericiye yakın mısın? Aynı odada mı? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Yakın diyorsun. Evet. Sana diyor. He, ben yakınım doktor. Yani evdeyim. Yani bir aynı odada olursa falan o yüzden Hayır. Yok tamam. Yok, aynı çok... odada yakın olmasına yarar var yani onu demek istiyorum. He. Yani internet zaten dışarıda ben de şeydeyim. Oda evet. Salondayım. Yani onu evet. Diyordum. Eski solcuların, eski Marksistlerin bizim tavrımız neye göre şekillenmeli? Biraz daha net bir soru sorarsam bizim tavrımız neye göre şekillenmeli? Yani şimdi Türkiye'de Kürtlere karşı savaş yürüten ağlar, mekanizmalar, devletin çok kirli savunucuları, diyelim ki sürekli CNN Türk'te, işte Haber Türk'te savaş programı yapan insanların çoğu çok anormal anti-NATO'cu olmuşlar. Bunların anti-NATO'cu olmasındaki asıl neden Güney Kürdistan ve Rojava'dır. Yoksa yani bunların haktan, hukuktan, adaletten dolayı anti-NATO'cu olmaları imkansızdır. Biz Kürtler bunların bize karşı ne kadar adaletsiz, ne kadar acımasız olduğunu iyi bilen bir milletiz, iyi bilen insanlarız. Onun için bu insanların bu denli anti-NATO'cu davranmaları insana biraz da şey hakkı veriyor. Yani bu NATO'yu, çünkü bu NATO Kürtleri iyi kötü savunuyor. Amerikalılar, Avrupalılar bize iki yarı statü bırakmış durumdalar. Böyle olunca da bizim politikamız anti-NATO'cu değil, Ruslara karşı bir politika olmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Peki buna ilişkin hani diasporanın ne yapacağı, ne tür hazırlıklar yapacağı konusu ikinci bir soru olarak gelsin diğer kardeş. Şimdi Doktor Ali Kemal'e dönmek istiyorum. Doktor,
Aynı soruyu sana da sorayım. Yani bu yeni doğacak dünya konjektürü şu yanda veya bu yana evrilme koşullarına bağlı olarak Kürtlere neler getirebilir? Sen tehlikeleri nerede görebiliyorsun? Olanakları nerede görebiliyorsun? Ya da şimdiden öngörülebilecek bazı şeyler var mı? Yani şunu da söyleyeyim. Hani şu anda Diyar'ın da söylediği gibi her şey çok işin başında. Şimdiden öyle büyük öngörülerde bulunmak da belki de çok mümkün değil. Ama en azından tartışma soruları itibariyle ortaya getirebileceğin şeyler varsa bize sun. Bir de dediğim gibi yani Kürtler bu konuda ne tür hazırlıklar yapmalı? Özellikle diasporadaki Kürtler. Buyur, söz sende. Evet, öncelikle Hoser TV izleyicilerini selamlıyorum. Bizi de buraya davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Başarılı bir yayın olmasını diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Şöyle tabii bilmiyorum yani girizgahta şöyle bir şey yapma söyleme gereği duydum. Şimdi diaspora Kürtlerin dağıdır falan gibi bir söz söylenmiş. Ben buna katılmıyorum. Dağla diaspora arasında bir paralellik yoktur. Dağ dağdır, diaspora şehirdir. Bunlar birbirlerine zıt şeylerdir. Diaspora Kürtlerin eskiden şehirli İsmailler devrinde kovuldukları şehirlere tekrar gelmesidir. Bu anlamda zıt yerlerde duruyor. Bunu böyle tespit ettiğimiz zaman diasporaya düşen görevler de farklı oluyor, olmak zorunda. Tabii bunu söyleyenler diaspora dağ gibi arasında paralellik kuranlar dün kendileri bir yerde olduğu zaman orayı yüceltiyorlardı. Mübareklerin gittiği yerlerde zaten güller bitiyor. O yüzden şimdi diasporada da onlar buraya geldiklerinden dolayı önem kazanmış oluyor. Biz diaspora çalışmaları içerisinde diğer Komkar'da diaspora çalışması yapıyordu. Komkar'ın çalışması bir diaspora çalışmasıydı. 1985'te ben İsveç'e gittiğimde yani Kürt Federasyonu'nda en büyük dernek Stockholm Derneği'ydi. Ben en yüksek oyla Stockholm Derneği'nin kurucusu oldum. O dönemde biz özellikle benim şeyimle birlikte yani bütün Kürtlerin şehirler temelinde bütün Kürtlerin birlikte yer alabileceği örgütlülükler kurması gerektiğini söyledik. Federasyonun da bu şekilde örgütlenmesi gerektiğini söyledik. Bu bir diaspora çalışmasıydı ama o zaman burada belirteyim yani mesela Komkar'da arkadaşların olsun aynı şekilde bu şeyin Peşenk tarafı değil diğer arkadaşların bir de Rızgari'nin tepkileriyle karşılaştık. O zaman niye böyle şey yapıyor diye. Halbuki biz orada milli bir perspektifle bakıyorduk. Kürtlerin ortak çıkarları var, ortak şeylerde örgütlenmeliler. Ortak örgütlenirken aynı zamanda kendilerinin farklı görüşleri olabilir. Biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. İşte o zaman yaptığımız elbette hassasiyetimiz milli bir hassasiyetti. Ama şu anda ben kendime Kürt mi diyeceğim, Kürt milliyetçiliği mi diyeceğim? Ben elbise giymekten yana değilim. Yani kendim görüş olarak solum, milliyim tabii, Kürdüm. Bu kanaatimce yetiyor. Biz 2018 yılında burada bir girişimde bulundu Diaspora ismiyle. Aslında başlarda işte Doktor Mehmet vardı, Diyar katıldı. Bir dizi arkadaş, epeyce akademik kariyeri olan insanlar katıldı. Daha sonra sanıyorum yayında PKK'ya ait yayında bizim böyle bir çalışmamıza tepki gösterilmiş. Onun da etkisiyle millet çekilmeye başladı. Bizim çalışmalarımızın en önemli maddelerinden bir tanesi yayınladığımız bildiride Kürtlerin yurt dışındaki statülerini yükseltebilmek için Kürt gençlerinin Kürtlerin okumasına ve sosyal olarak gelişimine hizmet etme. Bunun böyle bir şey gerçekleştirildiği zaman bunun ülkedeki Kürtlere de faydası olacağını, siyasal olarak işte ekonomik olarak bir dizi faydalarının olacağını biz söylemiştik. Ama etkili olamadık. Daha sonra aynı yıl değişik diaspora faaliyetlerinin başladığını falan görüyoruz. Yani sevindirici o çalışmalar. Bu girizgâhtan sonra tabii
Ukrayna meselesi yani NATO ve Rusya Gorbaçov döneminde Gorbaçov işte şey feshettikten sonra aralarında belli bir anlaşma olmuş. NATO genişlemeyecek diye ama belli ki NATO verdiği sözde durmamış. Bunun böyle olduğunu Biden'ın geçmiş dönemlerde yaptığı konuşmalarda falan da görüyoruz. Şimdi tabii ideolojik olarak bir şeyin yakın olmak ayrı bir olay. Ben ideolojik olarak Batı'ya yakınım. Batı demokrasisini savunuyorum ve Rusya'nın otokratik bir rejim olduğunu söylüyorum. Çin'in de otokratik bir rejim olduğunu söylüyorum. Bu hiç demokrasi kırıntılarının olmadığı anlamına gelmiyor. Belli demokratik şeyler orada da işliyor ama yeterince bir demokrasiden bahsedemeyiz. O yüzden bizim tarafımız Batı. Bunun böyle bir şey olması ayrı bir şey ama Batı ile Doğu arasındaki çatışma her şeyden önce ekonomik çıkarlar ve şey alanlarını genişletme ile ilgili bir çatışma da var. Yani etki alanlarını, egemenlik alanlarını genişletme ile ilgili. Son yıllarda zaten Çin'in öne geçmesiyle birlikte Çin şeyi tehdit eder duruma geldi. Amerika'nın ekonomideki rolünü tehdit eder duruma geldi. Çin ekonomik olarak güçlüyken Rusya şey olarak güçlü, silahlı güç olarak güçlü. Bunlar aynı zamanda komşular işte birbirlerine desteklerinden dolayı diğer Batı kanadı karşısında bunlar epey zora sokucu pozisyonlar yaratıyorlar. Nihayet Rusya gerek Rusya'daki bu otokratik eğilimler ve de diğer şeylerdeki otokratik eğilimler, Brezilya'daki otokratik eğilimi, Türkiye'dekini ve diğer bazı ülkelerde Hindistan'dakini falan da beslemeye başladı. Amerika'da da Trump'ta gördüğümüz gibi ciddi bir sorun olmaya başladı ve Batı demokrasi zaten dikkat ederseniz Macron beyin ölümünden bahsetti. Çünkü artık işleyemez hale gelmişti. Birlik iken bunlar birlik içerisinde olan güçler mesela Macaristan şeyle de ilişkisi daha iyiydi Putin'le ama Avrupa ekonomik topluluğu içerisinde. Böyle olunca şey büyük bir tehlike haline geldi. Yani Batı kendi medeniyetini yaşatıp yaşatmama gibi bir risk görmeye başladı. Bu nedenle mümkündür ki Batı Ukrayna'ya daha fazla yatırım yaptı. Ama Ukrayna'da da belli ki bazı milliyetçi eğilimler, hatta Ruslara karşı faşizan eğilimler de var. Bu egemen nihayet Ukrayna'daki de egemen ulus milliyetçiliğiydi. Onun da keskinleştirildiği zaman varacağı yer orası. Ruslar otokratik olmaları nedeniyle Rus yönetimi bunun çevrelenmesi, onlar da psikolojik olarak kendilerinin çevrelendiği bir risk ve psikozuna sebep oldu. Ama belli ki Ukraynalılar da epeyce silahlanıyorlar. Dikkat edersen Türkiye'den silah alıyorlardı. Siyahlar, şunlar, bunlar epey bu çatışmalarda da epey hazırlıklı olduğu görülüyor. Sonuçta Ruslar vurmaya başladı. Amerikalar dedi vuracaklar. Sanki ben o zaman Amerikalar ya bir an önce girsinler gibi bir şey hissetmeye başladım. Niye bu kadar ısrar ediyorlar diye. Belki Batı'da bu Rusya'nın böyle bir çaba içerisine girmesiyle Rusya'nın gerileyeceği şeyini yaptı. Öngörüsünde bulundu. Nihayet Ukrayna Savaşı'nda Rusya belli bir ilerleme kaydetti ama ekonomik olarak Rusya şu anda yenik olan kesimler içerisinde ve bu süreç devam ederse Rusya savaşta karlı çıksa bile ekonomik olarak epey gerileyecek. Fakat diğer tarafta Rusya'nın ekonomik olarak gerilemesi bütün dünya ekonomisi global hale geldiği için dünya ticaretini de etkiliyor. Bu nedenle ben daha fazla şey beklentisi içerisindeyim. Bunların belli bir dönem sonra uzlaşmaya varabilecekleri. Bu konuda da en büyük şans şu anda Çin'e ait. Yani şeye bak, tarihin şu cilvesine bak. Hedef Çin iken şimdi Çin pozisyon olarak daha öne geçer duruma geliyor bu gelişmelerden dolayı. Acaba gelişmeler gerçekten planlandı mı Batı tarafından
Ben yoksa başka dinamikler mi ortaya girdi? Ben şöyle bir dinamiğin de var olduğunu sanıyorum. Ukraynalılar biraz da bazı şeylere Batı'yı mecbur etmek istediği gibi bir politikanın olduğunu sanıyorum. Yani silahlanmada falan tereddütlerini şunu bunu görünce biz bunu yaparsa Batı mecbur kalır gibi bir şey yapmaya başladı gibi düşünüyorum. Ama Ukraynalıların fazla akıllı bir politika yürütmedikleri kanaatindeyim. Ülkeleri nihayetinde tahrip oldu ve bundan sonra gerek Batı olsun gerek Doğu olsun o ülkenin kalkınmasını bedavaya yapmayacaklar. Yoksullaşan Ukrayna demokrasi konusunda da ne kadar ileriye gidebilir o da ayrı bir mesele. Şimdi Doktor, şimdi şunu bizi sormak istiyorum. ilgilendiren Yani kısmı muhtemelen şu olabilir. Savaş nereye varabilir? Batı daha güçlü çıkarsa Kürtler Orta Doğu açısından ondan sonra Kürtler açısından sonuçları ne olabilir? Rusya daha güçlenerek çıkarsa bu süreçte durumu ne olabilir? Şimdi Rusya Ya da evet. doktor ya da şu olsa bile, yani diyelim ki şu anda şu önümüzdeki günlerde bir uzlaşmayla sonuçlansa bile artık şu kesin, yani biz 1991-2022 konjektüründen çıktık, başka bir konjektüre girdik. Yani kamplaşma konjektürüne girdik. Dolayısıyla burada yani biri güçlü çıksın veya öbürü güçlü çıksın, burada Kürtlerin durumu ne olacak? Yani sen Kürtler bakımından hani imkanlar ne olabilir? Kürtler bakımından yeni girişimler ne olabilir? Bu konuda bize bazı, Evet, yani en azından. ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye kurulduğu zaman burada bir tampon devlet olarak yani yeni Türkiye Cumhuriyeti Doğu ile Batı arasında dengeleri sağlayabilmek için bir tampon bölge olarak kurgulandı ve bu konuda uzlaşmaya varıldı. Dolayısıyla Türkiye Devleti içerisinde bu nedenden dolayı hem Batı yanlısı olan hem Rusya hem Çin yanlısı olan güçler var sürekli. O yüzden bazı dönemlerde patlak veriyor bu çeşitli biçimlerde. Birbirlerine karşı bazı girişimlerde bulunuyorlar. Birileri hapse giriyor, birileri çıkıyor, birileri tekrar üste geçiyor falan. O tür durumlar. Bu aslında 91'den sonra konjektürde belli bir değişiklik olmasına rağmen gene bu denge durumunun şeyi devam etti. Ama biraz denge Türkiye'nin lehine gelişti gibi. Çünkü Rusya artık Türkiye'nin düşmanı değildi ya da Türkiye öyle algılamaya başladı. Daha doğrusu dolayısıyla Türkiye'ye daha büyük bir manevra alanı doğdu. Daha büyük bir manevra alanının doğmasıyla birlikte Türkiye işte ben burada tek bir gücüm Batı yanlısı olarak Batı ittifakı içerisinde bunu bu şeyi de desteği de arkasında hissederek yayılmacı politikalara girdi. İşte Suriye bilmem Irak bilmem Libya şudur budur. Ama belli bir dönem sonra şunu hissettirdi en azından. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettim. Bu sınırları fazla zorlama. Türkiye kendi gücünü artık anlar duruma geldi. Şimdi her ne olursa olsun bu çatışma sonucunda, bugünkü çatışma sonucunda bir kere bu denge durumu değişecek. Yani gerek Rusya lehine olsun, gerekse Batı lehine olsun bu denge durumu değişecek. Bu denge durumunun değişmesiyle birlikte Türkiye ben sanıyorum fazla karlı çıkmayacak bu denge durumunun. Gerek Batı yanlısının denge durumu değişirse, gerekse Rusya yanlısı her iki halükarda da bu Türkiye'nin pazarlık gücü azalacak onlar karşısında. Ben öyle düşünüyorum. Batı güçlü çıkarsa, çünkü ideolojik argümanları gereği bunlar demokrasiden bahsediyorlar ve Türkiye üzerinde daha fazla sıkıştıracaklar. O zaman Türkiye işte manevra yapıp da Rusya'ya daha az yanaşabilecek. Türkiye'deki dinamikleri değiştirecek. Daha otoriter olanlar yerine daha ılımlı eğilimler, demokrasiden daha fazla söz edilir hale gelecek. Bu alanda Kürtlere de bir alan açılıyor sivil siyasette. Ben öyle düşünüyorum. Sivil siyasette, Kürtlerin sivil siyaseti kullanmaları lazım. Nüfusları da bu konuda yeterlidir. Bir kere dağın zamanı geçmiştir. O hayalden de vazgeçmeleri gerekli. Sivil siyaset
özellikle Kürtler etkili olabilirler. Bu alanda da diasporanın da bir önemli bir rolü var. Sonra Rusya gerçekten daha fazla etkin olmaya başlarsa bu demektir ki daha fazla otoriterlik olur. Daha fazla otoriterlik olduğu zaman ama onun şöyle bir etkisi olabilir. Bir, Türkiye'deki otoriter eğilimleri besleyebilir. Ama iki, çatışma eğilimlerini de besleyebilir. Rusya'yla ya da Ermenistan üzerinden Ermenistan'ı şey yaparak ya da Kürt kozuna daha fazla başvurarak Rusya Türkiye ile Türkiye üzerinde daha fazla ağırlık kazanmak isteyebilir. Bunun tabii Kürtler açısından yol açacağı çeşitli sonuçlar var. Kürtler bunu nasıl değerlendirir? Acaba kendilerini kullandırırlar mı ya da bu süreçten faydalı mı çıkarlar? Onu siyasetçiler bilir. Artık ben o konuda kendim bir şey söyleyemeyeceğim. Ama tabii akıllı olmakta yarar var. Siyasetin kendisi pragmatiktir zaten. İdeolojik tutumlar ayrı bir şey. Siyaset yapmak ayrı bir şey. Siyasetçilere amigoluk yapmak düşmüyor. Onu ben kendi yazımda da belirttim. Biz kendi kendimizi, yani siyasetçilerin kendi kendilerini tatmin için laf söylememeleri gerekiyor. Elbette diğer o dediğine ben katılıyorum. Bazıları yani sanki tünellerde falan şey olmuşlar gibi, yani zaman tünelinde kalmışlar gibi, eskide olduğu gibi sanki bir Sovyet sistemiyle bir NATO bilmem ne şeyi varmış gibi şeylerden hareketle böyle bir değerlendirme yapıyorlar. Öyle bir durum yok. Gönül isterdi savaş bitsin, insanlar daha fazla zarar görmesin. Nihayet bizim üzerimizde de psikolojik etkileri var. Biz de strese yol açıyor. Direkt olarak kendimiz etkilenmesek bile. Umarım bir an önce barış olur ve barış olurken de daha iyi dünya için büyük devletlere büyük sorumluluklar düşüyor. Anlaşırlar. Bu küçük devletlerin de iktidarsızlığına ve dengesizliğine, saldırganlığına da bir set çekerler. Büyük devletlere böyle bir sorumluluk düşüyor. Büyük devletlerin büyük olması kötü bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Emperyalizm gerekçesiyle büyük devletlere karşı çıkıyor. O küçük devletlerin şeyidir. Fobisidir, savunmacılığıdır. Büyük devletlere büyük görevler düşüyor. Herkes yerini bilecek. Ancak onların layıkıyla görevi yerine getirebilmesi için biz önerici olabiliriz, eleştirebiliriz. Ama niye siz büyüksünüz diye bir şey söylemek doğru değil. Birileri büyük olacak. Daha fazla üretiyorlar. Daha fazla tarihsel nedenleri var. Daha fazla büyük olmuşlar yani. Evet. Onu Osmanlı'nın yani bu işe karşı çıkış gerekçesini anlıyoruz. Ben niye büyük değilim? Büyük olabilmen için büyük siyaset yapman lazım. Uzlaşma ve memnun edici politika izlemen lazım. Olmadığı zaman büyük olamazsın. Hakkıyla yerine getirirsen daha büyüyebilirsin yani. Evet. Peki, evet. Çok teşekkürler doktor. Getirdiğin iki önemli nokta vardı. Onlar önemli. Yani Türkiye'nin bu konjektürde alacağı şekillenmeye, siyasal şekillenmesine bağlı olarak da Kürtlere şu veya bu şekilde imkanlar doğar dedin. Çok teşekkürler. Diğer hocaya gideyim ben. Şimdi hani diaspora olarak, Hevler girişimi olarak sizin bir şeyiniz var. Bir girişiminiz, bir çalışmanız var. Halihazırda. Evet. Belli bir örgütlülüğe kazanmış, belli bir şekil kazanmış. Bu yeni duruma ilişkin var mı? Yani bu yeni konjektüre ilişkin, hani Güney Kürdistan'la da bağlantılı olarak diasporadaki bir takım siyasal ögelerle de bağlantılı olarak bir değerlendirme yapma, bir tartışma açma, bir takım öngörülerde bulunma ya da diyelim öngörü olmasa bile çeşitli seçeneklere göre çeşitli taktikler ve stratejiler geliştirme yönünde var mı sizin bu tür şeyleriniz, girişimleriniz, çalışmalarınız? Konuda bize
söyleyeceklerin varsa memnun oluruz. Ben ilk etapta şeye değineyim. Şimdi demin doktorun da değindiği büyüklük, hani tabiatından gelen bir büyüklükse, coğrafyasından, doğasından, nüfusundan gelen bir büyüklükse evet. Ama diyelim ki yeni Osmancılık, yeni Osmanlıcılık veya yeni yayılmacılık anlayışıyla bir büyük politika güderlerse bu elbette ki bir büyüklük değil. Tam tersine işgalciliktir, ilhaktır, küçükçülüktür. Şimdi Rusya'nın bu süreçte Ukrayna'ya saldırması aslında dünyayı sarsan bir olaydır. Şimdi yeni sonuçları olacak o kesindir. Bu savaşta kim kazanırsa kazansın, başta Rusya ekonomik olarak ciddi bir yenilgi alacak. Bir kere bu konuda benle sen hemfikir olalım hoca. Bir, yani uluslararası bankacılık ciddi bir boykot uyguluyor. Turizm boykot uyguluyor. Yani her türlü insani ilişkiden sosyal medyaya karşı, Rusya'ya karşı bir ambargo var. Büyüklük adaletlerinden bellidir. Eğer bir ülke gerçekten adaletli ise insan hakları, yaşayan uluslar, yaşam standartları, yani onu gerektirir. Ama gel gör ki Rusya 1991 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra biraz büyük han şövenizmi gidiyor. Biraz büyümeye ilişkin, biraz Lenin dönemindeki işte SSCB'ye özenti. Bunların bu özentisi Türklerle de bir yakınlığı var. Türkler de eski imparatorluklarına geri gitmeleri için bazen misaki millici davranıyorlar. Diyelim ki Kıbrıs'a yönelik, Libya'ya yönelik, Kürdistan'a yönelik işgallerinin altında yatan asıl şey de budur. Şimdi böyle olunca emperyalistler arası tabii ki savaşta taraf olmak kötüdür. Ama diyelim ki işgal hareketlerini, ana yurtlarını savunan insanlar kendileri açısından haklıdırlar. Orada kalan 3000 tane siyah öğrenci var Ukrayna'da. Bu şey basınında da çıktı. Yani onların bu ırkçılığı gerçekten insanı ürkütüyor yani. Diyelim ki oraya öğrenci olarak gitmiş insanlar işte renginden dolayı, ırkından dolayı işte siz böyle değilsiniz diye. Biz yakın zamanda Belarus'a giden Kürtlerin polisler tarafından ne yaptığını kendimiz gördük. Yani giden oraya kaçan Kürtlere ilişkin oradaki devletlerin politikasının ne kadar kirli, yanlış ve ırkçı olduğunu gördük. Aynı politikayı biz kendi ülkemizde de görüyoruz. Şimdi sorun bu olunca biz Kürtler bu konuda ne yapabiliriz? Hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın bir sürü negatif yanları var. Ama öyle görünüyor ki Türk devleti Rusya ile beraberdir. Yani gönderdiği bayraklar, o bir silah göndermişti ya, Ethem Sancak diye eski bir perinçekçi, eski bir oligark şey diyor. Valla biz bunları sattık ama herhalde fotoğraf çekiyordu. O insan öldürdüğünü bilmiyorduk. Yani Rusya'nın bunlara tepki koymasında bunların ne kadar ciddi U dönüşünü yaptıkları biz uçak düşürürlerken de gördük. Onun için biz Kürtler yani çok keskin taraftar olamayız bu iki olaya. Ama bana kalırsa Rusya'nın kaybı biraz da Türkiye'nin kaybı. Türkiye'nin Rojava'daki yayılmacı politikasına diyorum biraz bir settir, biraz bir engeldir. Bu anlamda yani Rusya burada savaşı kaybetmeyebilir ama ekonomik olarak ciddi yıkıntılarla karşı karşıya kalacağı kesindir. Böyle olunca da biz Kürtler ne yapabiliriz? Diaspora örgütü oldukça 3-4 aylık yeni bir örgüttür. Yani aralığın başlarında 150'ye yakın işte Kürt'ün, Kürt temsilcinin bir o kadar da misafirlerin katıldığı bir toplantı oldu. Bu toplantının daha önce doktor da değindi. Biz Londra'da böyle bir oluşum oluşturmak için biz kendi aramızda Kürt yurtseverleri, bir takım işte akademisyenler, yurtseverler, emek sahibi insanlar bir takım girişimlerde bulunduk. O dönemde biz fark etmiştik bunun ihtiyaç olduğunu. Ama gel gör ki
siyasi hareketler, yani su başını tutmuş siyasi hareketlerin olumsuz tavrı bize katılan bir takım insanları gelmelerine engel oldu. Katkı sunmalarına engel oldu. Şimdi ama diasporanın özellikle de statü sahibi bir Kürt devletinin böyle bir oluşuma sahip çıkması bizi ciddi şekilde cesaretlendirdi. Ve biz kendi ülkemizin topraklarında böyle bir toplantı yaptık. Yani gelen bir takım arkadaşlar da diyorlardı ki adı diaspora olan bir toplantıyı Kürdistan'da yapmanız pek doğru değil gibi diyorlardı. Halbuki yani uzun süre diasporada kalmış, kendi parçalarına, kendi ülkelerine gidemeyen insanların gidip orada hem alalengini görmeleri, hem oradaki yerleşik devletimizin ne tür hizmetler halkımıza sunduğu, devletimizi görmek, o enerjiyi almak için yani orada bir toplantı yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan da yerel yönetimimizdi. Oldukça başarılıydı. Şimdi biz Avrupa'da bunun örgütlemesi için çalışıyoruz. Yani diyelim ki hiçbir siyasi hareketin denetiminde olmadan ama bütün siyasi hareketlerin kadrolarına da açık bir şemsiye örgütü. Bu şemsiye örgüt ağırlıkta Avrupa'da diyelim ki Kürtlerin ulus olmada kaynaklanan haklarını, Kürdistan coğrafyasına, Kürdistan halkına yönelik sömürgeci devletlerin yaptığı şiddet politikasını yerme, onu yaşadığımız ülkenin kamuoyuyla paylaşma, onlara götürme. O anlamda diasporanın kendi arasında bir çalışması var. Yani bu biraz program düzeyindedir ve hazırlanan program da yaşadığımız ülkenin hukuk sistemine uygun bir program olması lazım. Onların da okeyleyebileceği bir program olmalı. Böyle olunca da biz kendi aramızda halen program, tüzük ve eylemlilik üzerine konuşuyoruz. Eğer bu da yani bu program da şeye ulaşırsa, bir vücuda bulaşırsa eminim yeni bir kan, yeni bir aktivite, yeni bir çekim şeyi olacak. Yani bu anlamda diyelim ki Diyar Hoca bir şey sormak istiyorum. Yani bu Hevler girişiminin perspektifi netleşmiş mi yoksa hala tartışma içinde mi? Yani hala tartışılıyor mu? Perspektif dediğim şu. Yani mesela Hevler girişimi sadece bir diplomatik faaliyet, yani Kürt ulusu adına bir diplomatik faaliyet yürütmeyi mi düşünüyor? Yoksa diplomatik faaliyet ve lobi faaliyetlerini de kucaklamayı mı düşünüyor? Yoksa diasporadaki Kürtleri, hani kültürlerini gelecek kuşaklara da aktaracak biçimde örgütlemeyi, kuşak ve kuşak Kürtlerin buradaki varlığını, aynı zamanda entegrasyonunu da hedefleyen bütün bunların toplamı bir şey mi düşünüyor? Yani bu konuda perspektifiniz netleşmiş mi yoksa daha tartışılıyor mu bu konu? Şimdi bu diaspora toplantısının asıl amacı yurt dışında büyük bir Kürt kitlesi bulunmakta. Yani Birleşmiş Milletler'e üye birçok devletten fazla nüfus bulunduran bir diasporamız var. Yaklaşık 4-5 milyona yakın bir Kürt nüfusu Avrupa'nın birçok yerinde serpilmiş halde yaşamaktadırlar. Böyle olunca da şimdiye kadar Kürdistan'daki diplomatik ve lobi ilişkilerini 1980 tarihine kadar ağırlıkta buradaki dostlar, işte bir takım Kürt unsurlarla beraber yabancı insanlar Kürt diasporası, Kürt lobisini, Kürt politik faal, yani şey politik faaliyetler, diplomatik faaliyetlerini yürütüyordu. Ancak bu yeni oluşumla beraber öyle görünüyor ki Kürdistan diasporasını temsilci olarak biz dört parça Kürdistan'daki diasporik ilişkileri, diplomatik ilişkileri götürebilecek resmi, yarı resmi sayılacak bir örgüt olacağız.
Çünkü bizim bu yarı resmiyetimiz de Kürdistan hükümetinin bize verdiği destek. Bu destekten dolayı yani yurt dışındaki lobi faaliyetlerini ve eğitim, işte bir takım mesleki kuruluşlarının organize edilmesinde, faaliyetinde, ama bütün bu faaliyetlerin odaklanacağı nokta Kürt halkının mücadelesini yaşadığımız ülkenin haklarına doğru anlatmadır. Yani evet. Kapasitesi ve çerçevesi öz olarak budur. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Doktor, şimdi sana da sormak istiyorum. Hani bu çalışmaların içinde epeyce de bir geçmişin var. İsveç'ten İngiltere'ye kadar. Senin bu konuda beklentin nedir? Yani hani şu anda iki tane girişim var. Bir Hevler girişimi, bir de Kuzey Avrupa Kürtlerinin oluşturduğu bir Diyakur inisiyatifi var. Ben tabii ikisinin de çalışmalarını değerli buluyorum, önemli buluyorum. Ve yani hem birleşme hem de daha yaygınlaşmasını diliyorum. Ama bu demin sorduğum soru çerçevesinde, yani senin beklentin nedir? Bu çalışmalar sadece böyle diplomatik ve lobi çalışmaları ile mi sınırlı kalmalı? Yoksa bir başka zeminde bütün Avrupa'daki Kürtleri hem kendi dillerini ve kültürlerini yaşamaları ve gelecek kuşaklara aktarmaları? Çünkü şu çok açık, yani Kürtler artık hani belki %10-20 civarında Kürdistan'a ileride dönseler bile geri kalanı burada kalıcıdır. Bu şekilde bir çalışmayı mı beklersin veya önerirsin? Senin bu konudaki düşünceni de bir alayım ben. Evet. Konuya girmeden önce biraz önceki konuşmamla ilgili bir iki şey eklemek istiyorum. Birincisi, elbette Rusya burada saldırgan. Onun saldırgan olduğunu söylemek lazım. Bir Ukrayna ulusunun iradesini çiğniyor. Bir bu. Burada iki sorun var. Bir Ukrayna ulusunun iradesi, bir de Ukrayna'daki diğer azınlıkların iradesi. Yani iki ulusların kaderlerinin tayin hakkı gibi bir durum var. Ben ideal olan çözümün bölgelerde referanduma başvurarak, kim nerede çoğunluk kimle yaşamak istiyorsa, böyle Birleşmiş Milletler böyle bir şey düzenlemeli. Ondan sonra isteyen Rusya yanlısı olur, isteyen diğer taraf. Ama ben bunlar federatif bir şey olarak da kalabilirler. Bu durumda galiba askeri güçlerle ilgili düzenlemeler yapmak lazım. Ama burada NATO ve Rusya'nın anlaşması son derece önemli. Yoksa tekrar bunlar kendi aralarında çatışma pozisyonuna girebilirler. Böyle bir problem var. Bir bu. İkincisi, büyük devletlerden bahsederken, mesela büyük devletler bazılarının hakları derken, tabii böyle emperyal politikalarla zor kullanarak zaten konuşmamın bir türlü içerisinde o anlaşılıyor yani. Ama diyelim Türkiye söz konusu olduğu zaman, Türkiye Kürt meselesini çözümlese, Türkiye'deki Kürtler meselesini, ondan sonra diğer Kürtlerle bu bağlamda dostluk bilmem ne oluştursa, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi de artar. Buna kim karşı çıkabilir? Ama Türkiye bunu yapmıyor. Şiddet politikalarını uyguladığı zaman aslında kendi kendisini sınırlandırmış oluyor. Yani dolayısıyla bu haliyle aslında büyük bir devlet politikasını yürütebilecek güveni kendisinde göremiyor. Öyle bir problem var. Gelelim Kürtlerin diaspora çalışmasına. Ben bu konuda iki program yaptım. Birisini Diyar'da Trejniştiman İsmet Uzun, İsmet Yüce katılmıştı. Diğerine de gene Aydın Derelli ile Almanya'daki arkadaş katılmıştı. Şöyle bir problem var yani. Bu başlarda işte birlikte başlatıyorlar, sonra ayrı çalışmalar olarak devam ediyor. Aslında ben işte o otokratik devlet geleneği ve Kürt aşiretlerinde erken demokrasiyi ilgili yazıyı yazarken ikinci sefer yayınladım. Rızalı Kurumu,
temsil kurumunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani temsile dayanmalı temsilciler seçilirken. Herkes kendi başına işte ben buyum, ben buyum diyemez. Bir prensip, bir kriter saptanır. Ondan sonra 10 tane üye mi var orada? Onlar arasında seçim yapılır. Ve belli bir birlik oluşturulur. Ama Kürtlerin diasporasıyla ilgili de şöyle bir problem de var. Yani şimdi Kürt diasporası siyaset mi yapacak? O zaman diyelim Kürt bölgesel yönetiminin şeyine ne görev düşüyor? Onların kendi kurumları var, elçilikleri var ya da diğer siyasetlerin şeylerine ne görev düşüyor? O konuda bir kere bir saptamanın yapılması ya da fikir eksesisinde bulunmak lazım. Parçaların siyasetleri, bulundukları aşamalar, istekleri falan da ayrı süreçlerden geçiyor. Mesela Irak Kürtleri bu yaşanılan konjektürde Rusya'dan gaz alınmadığı için, petrol alınmadığı için onların petrolünün ve gazının kıymeti artacak. Onlar muhtemelen değil, kesinlikle Türkiye üzerinde kendi mallarını satmak isteyecekler. Ve onu satarlarken gelirlerin kendisine gelmelerini isteyeceklerdir. Diğer tarafta Türkiye ile Irak arasında anlaşma gereği sanıyorum Türkiye'nin o parayı Irak merkezi yönetimine vermesi gibi bir durum da söz konusu. Onların ilgi odağında işin ticaret boyutu olacak. Türkiye Kürtlerinin ilgi odağında ana dil eğitimi ya da başka bir şey olacak. Dolayısıyla bu diasporada yani şeyde tamam diasporadaki Kürtlere yönelik yapılacak çalışmalarda ortaklık sağlanabilir ama soran Kürtleri diyelim kendi sorancalarını geliştirmek isterler. O da onların doğal hakları. Fakat siyasetlerle ilgili diasporanın her parçaya ait kendi masasının olması lazım ki kendisiyle ilgili böyle kendi parçasını ilgilendiren konularda kendisinin ses verebilmesi için böyle bir şey gerekti. Ben temsil meselesine fazla dikkat edilmediğini düşünüyorum. Yani bunun şimdi yapılmadı. Bundan sonra nasıl yapılacak? Bu iki merkez bir araya gelir. Ondan sonra bir birlik yaparlar, ne yaparlarsa. Ondan sonra derler biz temsiliyeti sağlamadık. Bunun yerine daha geniş temsil için başka bir yol çizelim. Onu da yapabilirler. Geç kalmış değiller. Fakat bizim bu Batı demokrasisinden bahsederken çıkaracağımız en önemli ders temsildir. Değil mi? Yoksa yani niye Tabii ki. demokrasiden bahsediyoruz o Tabii zaman? ki. Tabii ki. Evet. Evet. Böyle yani her halükarda her ikisine başarılar diliyorum ama başarılı olabilmek için de zaten Kürtlerin fazla bir gücü yok. Bizde bu çalışmayı yürütenler de genellikle gençler değil. Genç katılımı da azalmış. O yüzden güçlerini birleştirmezlerse daha az etkili olurlar. Onu söylemem gerekiyor. Kendime gelince ben yani 60'ın üzerindeyiz artık. Yapmam gerekli olan kendi şeylerim var. Desteklerim öyle fazla aktif bir şey yapacağımı da sanmıyorum yani. Bir iki araştırma konusu var. Onlar üzerine özellikle yoğunlaşmak istiyorum. Evet. Evet, Peki bu şöyle bir soru sorayım arada. Evet. sana doktor. Şimdi mesela ben bu hani çok izlemiyorum ama bu savaşla ilgili olunca biraz izledim Türk kanallarını. Bunlar ne diyorlar? Çünkü bizim için neredeyse hani İran'dan da daha fazla biçimde Türkiye'nin tutacağı yer bizim Kürtlerin kaderinde tayin edici oluyor. O bakımdan izledim. Şimdi şunu fark ettim bu izlememde. Yani Türkler hani diaspora diyoruz. Kendi diasporalarında yani Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafında son derece bütün kurumlarda insanları var. Ve bu insanları da kendilerine göre uzman insanlar. Yani medya kuruluşlarına girmişler, ekonomik kurumlara girmişler. Efendim çeşitli iletişim dallarında varlar, çeşitli strateji kurumlarında varlar. Her yerde insanlar yani lobi işte böyle yapılıyor, çalışmalar böyle yapılıyor, etki böyle kuruluyor.
Şimdi biz Kürtler ise bu konuda çok fakiriz. Bu çok açık. Ama milyonlarca Kürt var burada. İşte yani nasıl bir perspektifle biz hiç olmasa önümüzdeki 3-5 veya 5-10 yıl içinde bizim de burada yaşadığımız halde çocuklarımızı bu tür yerlere yerleştirme, entegre etme, güç kazanma bunu hangi perspektifle biz yapabiliriz? Yani bu konuda ne düşünüyorsun biraz? Evet, ben şunu söyleyeyim, yani 38'den sonra Kürt liderlerinin, ben onların milliyetçilikten falan vazgeçtiklerini sanmıyorum. Nihayet mesela Haydar Bey bizim bölgede Kürt Tali Cemiyeti'nin üyesiydi, sürgün yaşadılar. 33'te onlar geldikleri zaman büyük bir halk kitlesi Alişan Beyleri falan karşıladı. Üstelik de bunların artık zenginlikleri falan da yoktu. Çünkü Kürtler onları kendi temsilcileri olarak görüyordu ve devlet bunu tehlike olarak şey yaptığından dolayı bu durumu ondan sonra bir halde ortada kaldırdı diyelim Alişan Bey'i. Ondan sonra Kürtleri birbirine bıraktı. O Haydar Beylerin diğer bir dizi Kürt önderinin izlediği çizgiye bakacak olursa, ki onlar mesela Haydar Bey kendi torununun bir kendi oğlunun torununun birisinin ismi Kamran'dır. Diğeri de Cemil'dir. Yani kendi arkadaşlarının isimlerini veriyor. Bunlar yani yeniden toparlanma olarak daha fazla Kürt okusun, daha şeylere gelsin, bilmem ne durumlara daha iyi iyileşsin gibi. Şimdi solla birlikte Kürtlerde işte bir gerilla savaşı, biz devleti yıkarız, NATO'nun gücünü hesaplamadan işte Sovyetler bize destek verir. Gerçi bazıları nereden destek alacaktı? Benim dedem onu soruyordu zaten. Nerede, kim destek veriyor diye verir. Yani o şekilde eleştiriyordu. Onlar işte halkımızın gücüne güveniyoruz falan. Nihayetinde bu 84'te PKK'nın başlattığı o hareketle birlikte bir sürü gerilla mücadelesi gel gittiler ama Kürtler büyük bir zarar gördü. Burada ben şeyi düşünüyorum. Yani bu Türkiye'nin istediği bir savaş yapıldı. Türkiye, Kürt nüfusu artacak. Bunlar işte 30, 40, 50, 100 sene akıllı bir şekilde bu süreci değerlendirirlerse hem kendi dillerini hem ulusal kültürlerini geliştirir. Önemli pozisyonlara falan gelirlerse bunlar ileride bir şey olacak. Yani Türk kültürü üzerinde üstünlük sağlayacaklar. O yüzden bunu terörize etmek lazım diye bir strateji geliştirdi. Ve bu strateji gereği epey de etkili oldular. Bütün aydın olabilecek gelecek vadeden gençler sokaklarda, hendeklerde, dağ başlarında ölüme sürüldü. Ben bunun bir plan dahilinde gerçekleştiği düşüncesindeyim. Ve diasporada dağ siyasetine kurban edildi. Diasporada terörize edildi. Diasporanın bugün bu halde olmasının nedeni diasporanın terörize edilmesidir. Bu da gene bilinçli bir politikaydı. Yoksa hangi akılla diasporada farklı düşünüyor diye diğer Kürtler öldürülür. Bu Kürt'ün işi olmaz. Kürt kendini Kürt gören insanın işi olmaz. Kürt'ü düşünmeyen insanın işi olabilir. Tabii Kürtlerin bu konudaki kavgacı potansiyelinden, psikolojisinden yararlandılar. Kürtler kendi siyaseti için, kendi aşireti için, kendi köyü için düşünmeden kavga eder. Bunu adamlar değerlendirdi. Şimdi de diaspora üzerinde hala dağ siyasetinin etkisi devam ediyor. O yüzden bir başlangıçta siz dağdan bahsettiğiniz zaman ben dağ kafasından kurtulmanın gerektiğini olduğunu, şehirli olmak gerektiğini söyledim. Eğer Kürtler etkili olmak istiyorlarsa şehirli olmak zorundalar. Evet. Bunu yaptıkları zaman başarılı olabilirler. Şehirli olmak çoğulculuğu, farklı düşünceleri kabul etme anlamına gelir. Onlara tahammül gösterme anlamına gelir. Buna rağmen arkadaş olmak anlamına gelir. Zenginlik olarak görmek anlamına gelir. Biz bunu yapabilirsek ve gençlerimize daha fazla eğitim verirsek etkili oluruz. Ama bu şeyin aceleciliğinde, geçmiş dönemde işte acelecilikte şeyin de rolü var tabii. Yani bir an önce hem memleketi kurtarayım hem de kendim de işte bir pozisyona geleyim gibi bir
şeyin de rolü var bazı kesimlerde. Bazı kesimler bilinçli olarak bazı şeylere alet oldu. Bazıları da böyle geçmişle bağları olmadığından dolayı tarihle, kendi geçmiş önceleriyle böyle bir dizi yanılgılara düştüler. Bizim hafızamız maalesef koparılmış. En büyük Evet. handikaplarından bir tanesi bu. Peki, teşekkür Bilmiyorum ediyorum. yani, soruna cevap oldu mu olmadı mı, nasıl? Evet, yani hani diasporadan benim bir beklentim de şahsen, yani artık bir bu gidişata dur desinler. Bu Diyakurt, Tevler girişimi ve daha sonra bileşecek insanlar. Yani bu yeni yetişecek gençlerimize hali hazırda üniversitelerde okuyan liselerde diyelim, burada gimnazyum deniyor veya çeşitli kolejlerde okuyan gençlerimiz var. Bu insanlarımızın buraya iyi entegre edilmesi, iyi yerlere gelmeleri için ve bunların bu şekilde iyi yerlere geldikleri takdirde ancak lobi yapabilirler, diplomasi yapabilirler, Kürtlere katkıda bulunabilirler. Benim bir diğer beklentim de Diyak, şöyle bir zaten şey sorayım. Diyak, şöyle bir şey sorayım. Kürt Aleviler içerisinde, mesela Cem Evleri çevresinde olan Kürt Aleviler içerisinde okuma eğitim düzeyi nasıl? valla bizim burada da bir dergah var. Yani şöyle şimdi yani ben çok başarılı, ben 20 yıldır buradayım. Avrupa'daki Kürtlerin bu alanda istisnai başarılar var. Biraz sonra mesela bir örnek de vereceğim. Ve Diyar'a soracağım bir soru var. fakat genel olarak ben başarılı bulmuyorum. Yani buradaki Kürt öğrencilerin performanslarını başarılı bulmuyorum. Bunun tabii birkaç sebebi var. Bir sebebi şudur. Yani bizim buradaki Kürtlerin bir kısmı aman ben burada para kazanayım, biraz birikim edineyim, memlekette 3-5 yer alayım şeyle hareket ettikleri için kendi çocuklarının geleceklerini o şekilde düşünmüşlerdi. Yani çocuğuma evim olur, arsası olur vesaire falan. Daha başka bir kariyer akıllarına gelmemiştir. Ama mesela hani diyelim ki benim kuşağımdaki Diyar da bilir, sen de bilirsin. Aynı bölgeden sayılırız hepimiz. Mesela orada bizim babalarımızın işte biraz daha 3-5 keçi satayım veya 3-5 koyun satayım da çocuğuma ev alayım vesaire falan değil. Onlar bizi aman çocuğum okusun bir yere gelsin ve dolayısıyla da yani diyelim ki Kürt Alevi çocukları ve genel olarak bence Kürt çocukları zekidir ve başarılı da olabiliyorlar kendilerini o yönde yönlendirdiğin takdirde. Birinci noktası bu. Yani buradaki Kürtlerin böyle bir sosyolojik konumlanmasının, ekonomik sosyolojik konumlanmasının problemi var. İkincisi siyasal olarak son 30-35 yıldır Kürt diasporasında egemen olan APO'cu hareket kesinlikle böyle bir perspektife sahip olmamıştır. Onlar için işte genç burada işte sokaklarda bağırır, bizi destekler, 3-5 bildiri dağıtır veya daha da ileri giderse gelir daha da bize katılır. Dolayısıyla böyle bir diplomatik veya işte bir lobi vesaire gibi bir perspektifleri olmamıştır. Ve bana göre son İmralı süreciyle birlikte de özel olarak bu alana müdahale vardır. Sakın bu alanda bir çalışma yapılmasın diye. Bana göre kasıtlı bir müdahale vardır ve özel olarak yapılmıyor. Benim ve bir de şu tabii yani kurumlar yok. Yani mesela diyelim ki ben ailede çocuğuma böyle bir perspektif verebilirim. Çocuğumu bu yönde yönlendirebilirim. Ama bu yetmiyor. Yani bu mesele sadece aile içindeki tutum yeterli değil. Onu destekleyecek kurumların olması lazım. Ortamın olması lazım. Yani benim çocuğum hem kendi kültürünü yaşayacak, hem dilini yaşayacak bir kurum olacak ve hem de o kurumdan gerektiğinde bir takım destekler alacak. Maddi anlamda değil. Yani mesela dil konusunda, efendim, dersler konusunda vesaire falan destekler alacak. Böyle kurumlarımızın olması lazım. Dolayısıyla o şekilde hem buradaki topluma entegre olacak, başarılı bir insan olacak. Hem de yetiştiği, destek aldığı kurumu bildiği için onu zaten şeyinde yer alır, anılarında yer alır.
ve o tabii ki o kurumu vasıtasıyla kendisini kendi toplumuna, kendi milletine adar. Şimdi yani benim beklentim işin doğrusu hem Diyakur'dan hem Hevler girişiminden biraz daha farklı bir, hani siz bana şimdi söz hakkı verdiniz aslında yok, ben moderatör olarak çok fazla konuşmak istemiyorum ama bir iki cümleyle onu da belirteyim. Yani benim beklentim şudur. Şimdi bu kesimlerin Kürt diasporasıyla, Kürt toplumuyla bir birleşmesi gerekir. Yani bu birleşme nasıl olacak? Siyasi örgütler üzerinden mi olacak? Dernekler üzerinden mi olacak? Yoksa bugün Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde, her kasabasında yoğun bir Kürt nüfusu var. Yoksa bu Kürt nüfus toplanacak, yani hepsi tabii değil ama en azından duyarlı olan kesimleri toplanacak, toplantılar yapılacak, delegeler oluşacak, birlikler oluşacak ve bunlar bir merkezi delegasyonla bir şeye mi kavuşacak, bir kişiliğe mi kavuşacak, bir çeşitli kurumlara mı kavuşacak? Mesela ben isterim şurada Bern'de bizim Kürt diaspora örgütlerinin oluşturduğu bir kurum olsun. Hani şimdi az önce söylediğin işte Sorani, Kurmancı, hani bir de Kırviki var veya Zazaki diyoruz, Zazaca diyoruz. Şimdi pekala benim çocuğum o kurumda gidip şeyi de dinleyebilir. Bizim ana dilimiz Zazaca ama benim çocuğum şu yakınlarda tanıdığı Kurmancı konuşan çocuklar olduğu için bazen bakıyorum evin içinde bana onları yani Kurmancı ile şey yapıyor. Mesela Ere Baba falan şu bu gibi şeyler yapıyor. Yani demek ki bu kurumlara gidildiği zaman zaten Kürtler eskiden böyleydi yani bizim dedelerimizden yani Türkçe araya girmeden önce birbirlerini anlıyorlardı. Böylece her diyalekti de anlayacak, her kültürü de tanıyacak, her parçadaki kültürü de tanıyacak ve bir araya gelecek. Neyse ben çok uzattım sizin söz hakkınızı almayayım. Bir ara geçmek istiyorum. Diğer şimdi şöyle bir örnekle bu soruyu sormak istiyorum. Bugün ben tesadüf sizle programı planladıktan sonra bugün tesadüfen şöyle bir şey okudum. Gazeteci Rüken Hatun Turhallı Solin Hacador diye bir akademisyenimizle bir röportajını okudum bugün. Solin bilmiyorum belki de hani siz de tanırsınız İngiltere diasporasında büyümüş bir akademisyenimiz. Çok başarılı ve çok gerçekten Kürt bir insan. Onun da katkısıyla bir film yapılmış. Komutan Aryan diye bir kadın komutan tanıtılıyor. Alba Sotara yönetiminde. Şimdi yani oradan ben şunu şey yaptım, çıkardım. Şimdi biz Kürtlerin kabul etmek gerekir ki hani bir eski geleneğimiz falan olmadığı için yani bazı devletler orta çağdan beri diplomasi yapıyorlar. Okullarımız yok bu konuda, eğitim merkezlerimiz yok falan. Hani seninle doktor gibi dili mükemmel bilseniz bile belki de diplomasi dilimiz hala zayıftır. Ama evet, böyle filmlerle, müzikle, sanatla biz pekala Batı toplumlarına ki Yahudiler mesela bu konuda çok iyi örnektirler. Pekala hitap edebiliriz. Yani mesela işte bu röportajda da söyleniyor. Halepçe katliamıdır, Enfal katliamıdır, Dersim katliamıdır, Koçgiri katliamıdır, Peçar katliamıdır, Zilan katliamıdır. Bütün bunları bizim niye filmleştirmeyelim? Niye dünyaya kendimizi böyle tanıtmayalım ya da müzikle vesaire. Siz diaspora herler girişimi olarak bu tür perspektifleriniz var mı? Yani böyle bir diplomasi, hani sanat üzerinde de diplomasi yapma, kamuoyu oluşturma ve bu alanları destekleme, bu alandaki insanları öne çıkarma, onları kucaklama var mı böyle perspektifleriniz? Buyurun. Şimdi Diyacığım, devleti olmayanın demokrasi anlayışı da güdüktür. Yani evet, biz Kürtler devletsiz bir milletiz. Demin doktor da bahsetti. Diyelim ki diasporaya katılan insanların temsiliyetinde tabii ki bir takım sorunlar vardı.
Şimdi diyelim Avrupa'da iki farklı diaspora merkezi var. Biri biz Hevler hükümetinin desteğini alanlarız. Biri de daha önce bir takım Kürt aydınlarının, akademisyenlerinin de İsveç'te yürüttükleri Diya Kürt diye bir oluşum var. Biz Kürtlerin bütün problemi bir araya gelmemeden ve örgütsüzlükten kaynaklanıyor. Şimdiye kadar yanlış örgütler bize örgüt yöneticilik yaptılar ve bizi çok sert kayalara çarptırdılar. Böyle olunca da yurtseverliği kendi içimizde öldürdük. Eskiden hatırlarım, MET televizyonunun çanağını, Kürtçe dinlemek için çanağını satın almak isteyen arkadaşlar risk alırlardı, satın alırlardı. Ama şimdi o şevk kalmadı, çünkü o şevki biz kendi ellerimizden öldürdük. Kürt siyaseti, Kürt politikacıları, Kürt örgütleri kendi aralarında gerçekten bir birlik olsa, bir şey olsa zaten bunları konuşmayız bile. Yani o zaman diasporaya da bu yansır. Diaspora, diyelim ki diaspora bile birçok Kürt örgütünün engeline takılabiliyor. Biri istiyor, biri az istiyor, biri ben içindeyim, biri... Böyle olunca da yani istenilen hedefe ulaşmanın imkanı yok. Ama buna rağmen diyelim ki biz Kürtlerin ortak noktası nedir? Şu anda Kürt kriterleri bana kalırsa değişmiştir. Kürdistan'da yurtsever olmanın birinci koşulu Kürdistan Federe Devleti'ne sahip çıkmaktır. İkinci koşulu Rojava'daki kazanımları okeylemesidir, evet demesidir. Yani bu iki parçada mevcut olan küçük iki yarı statüye sahip çıkmayan insanlar benim için Kürtlükleri tartışma konusudur. Yani bu iki oluşumda Kürtlerin son dönemde kazandıkları kazanımlardır. Bunlara bir de diyelim ki Kürt bayrağını, Kürt coğrafyasını ve Kürtlerin kurtulması için mücadele etmeyi, yani Kürdistan'ın kendi kaderinin tayin hakkını savunan insanlar bizim bu cephede, bizim bu oluşumda tabii ki yer alabilirler. Tabii ki katkı sunabilirler. Katkı sunmaları gerekir. Yani biz de onlara açığız. Diyelim ki İsveç'teki Diya Kürt'e niye ne olacak yani? Biz kardeş iki kuruluşuz. Birbirimize karşı olmamızın hiçbir mantığı, hiçbir anlamı yoktur. Onlar yani isterlerse illerde biz onlarla beraber yine bir birlik yapabiliriz. Ortak bir adım atabiliriz. Çünkü ülkemiz bir, vatanımız bir, bayrağımız bir, dilimiz bir, kültürümüz bir. Böyle olunca da yani birçok paydada birlik yaptığımız işte Ahmetli, Dersimli, Kızıltepe'li, Ruhalı arkadaşlarla niye birlik yapmayalım ki? Yani iyi yanı mesela Serok Barzani'nin özellikle altını çizdiği, ya biz Alevi Kürtlerin de pay alması gerektiği, farklılıklarımız zenginliklerimizdir demesi. Böyle olunca da yani biz Alevi Kürtler'de diyelim ki bu diaspora çalışmalarına Kürt halkının önümüzdeki süreçte diyelim ki nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Halen son söz söylenmiş değil. Yani Türkiye hükümeti Afrin'den durumu nedir? Rusya kaybederse ne olur? Kazanırsa ne olacak? Bugün mesela sanıyorum Amerika'nın da bir açıklamasını ben tam okuyamadım ama diyordu ki Afrin dışındaki her tarafa bir takım katkılar sunacaklarmış. Öyle olunca da Afrin'dekiler de diyor biz de bundan pay alalım. Yani Afrin'i yönetenler biliyorsun. Şu anda Türk hükümetinin kendisidir. Onlar da tavır, tepki koymuşlar. Şimdi Kürt siyaseti birlik yapmadığı sürece ve yeni bir örgütlenme yapmadığı sürece maalesef bizim bu dağınıklığımız berdevam edecek. Yani diasporadaki Kürtler yeni bir örgütlenmedir ama senden, doktordan, bundan, şundan farklı değil ki. Yani bizim tabanımız işte siz arkadaşlarsınız, sizin gibi insanlardır. İsim böyle yeni olur. Yani eskiden de vardı isim yeni, sadece diaspora evet. İsmi yeni ama sizin evet. Konkar'da yaptığınız da diasporaydı. Evet. Doğru. Değil mi? Evet. Yani böyle olunca da şey çok önemlidir. Yani diyelim ki yeni bir oluşum için bizlere de ciddi görev düşüyor.
yaşımız geçse de, eskisek de, yaşlansak da, şimdi Kürt ulusunun bulunduğu konum bellidir arkadaşlar. Biz her tarafta yeni bir şeyler yapmamız lazım. Yani dünyada bir sürü devletler işte zayıflıyor, geliyor, statüleri değişiyor. Bizim statümüzü değiştirmemiz lazım. Güney Kürdistan'daki oluşum büyük bir oluşumdur bizim için. Orayı korumamız, orayı sahiplenmemiz gerekiyor ki yani burası bize bir şey görevi görsün. Bir sağlam yer. Yani başımız sıkıştığında danışabileceğimiz, şey edebileceğimiz bir yer olmalı. Yani o anlamda diyorum şey önemlidir. Yeniden Kürt entelektüelleri, Kürt aydınları, yurtseverleri yani bu kötü gidişata karşı çıkılmalı. Yeni bir organizasyon, yeni bir çaba, yeni bir aktivite içinde olmamız diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler. Doktor, yayınımız 1 saat 15-16 dakika oldu. Son eklemek istediğin bir şey varsa ikinizin de son sözlerini alayım. Umarım evet, unuttuğum bir şey olmamıştır. Evet. Videolar çok uzun olunca izlenmiyor. Ben sizin izlenmenizi istiyorum tabii. O yüzden son olarak değinmek istediğim bir şey varsa buyur. Evet. Ben biraz önce yani Alevilerle ilgili bir şeyler sordum. Çünkü bu Alevi derneklerinde örgütlenenlerin çoğu Kürt Aleviler. Ve bunlar çoğu kendi Kürtlüklerini hiç şey konusu yapmadan yani bir problem yapmadan bir tek Alevi ismi etrafında şey yapıyorlar ve bu derneklerin de herhangi bir siyaset talebi yok. Aslında bunların da demokrasi gibi doğru düzgün siyasal çoğulculuk gibi taleplerinin olması lazım. O onların handikaplarından bir tanesi ama Kürt'te ben herhangi birisinin inancının olmasını şey yapmıyorum. Kürt Alevilerin de elbette kendi inançlarına sahip çıkması onların hakkıdır. Fakat bu Kürtlüğünü unutarak ya da Kürtlüğünü çok daha arka plana iterek yapılmamalı. Tabii bu konuda Kürt siyasetinin de eksikliği var. Durum bu haldeyken bazıları kendi kimliklerinin bir parçası olarak bunu görürken bu konuya son derece ilgisiz kalmaları ne yapmıştır? Bir şekilde Türk devletinin ya da kesimlerinin bu işe el atması sonucunu doğurmuştur. Benim kanaatime göre Kürtler inanca daha esnek yaklaşmalı. Birbirlerine tahammül eden gerek Sünni olsun gerek Alevi olsun onların da diaspora içerisinde olsun başka yerlerde olsun temsilinin imkanları önü açılmalıdır. Bir bu. İkincisi bir de mevcut dernekler var tabii. Mevcut dernekleri dağıtmak gerekmiyor diaspora adına ama bir yerde diyelim bir dernek varsa o dernek siyaset derneği olmaktan çıkmalı. Herkesi üye olarak kabul etmeli mümkün olabildiğince. Önce buralarda birlik sağlanmalı. Ondan sonra bunlar diaspora meclisine üye vermeliler. Yani bu tür esnek ve bir tür federatif, çoğulcu bir temsille bir diaspora yaratılırsa örgütlenmesi, diaspora var da onun örgütlenmesi o zaman daha etkili olunur diye düşünüyorum ben. Daha da çağdaş olur. Teşekkür ederim. Evet. Ben son hakkı, son sözü Diyar'a vermeden bu Alevilerle ilgili iki cümle de ben eklemek istiyorum. Şimdi yani Avrupa'daki Alevilerin Kürdistan diplomatik lobi faaliyetlerine katılması çok anlamlı ve çok önemli olur. Yani sadece genel olarak Kürt ulusu bakımından değil, kendileri bakımından da. Mesela burada Alevilerin büyük çoğunluğunun kafasında şu var. Yani Türkiye demokratikleşirse Aleviler de haklarını alır. Bu hayal bence. Yani çok stratejik bir hayal. Ama şunu söyleyebilirim. Kürtler Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da şu veya bu şekilde çok basit sıradan bir statü aldıkları takdirde Aleviler haklarını alacaklardır. Bu
çok yani bir siyasi bir şeydir. Bunu biz şeyde de görüyoruz. Yani Güney Kürdistan'da da görüyoruz. Şimdi Güney Kürdistan'da bugün özgürlüklerini kazanmış olan inançların hepsi kaç tane Irak, kaç tane demokratik Irak gelirse gelsin, yani tırnak içinde demokratik Irak, o tür şeylerin demokratikliği sahte bir demokrasidir. Hiçbir zaman böyle bir özgürlük kazanamazlardı. Ama yani Kürtlüğün platformu farklı bir platformdur. Orada yani Alevilerin bu imkanı kazanma şansları vardır. Ama tabii bunun çalışmalarının anlatılması lazım. Yani doğru anlatılması lazım. Ben Alevilik ve Kürt milliyetçiliğiyle ilgili iki tane program yaptım. Daha bir de kendim de bir paket yapacağım, anlatacağım. Diğer senin de son şeyin sözlerini alayım, eklemek istediğim bir şey varsa bir tabii. Şey daha söyleyeyim. Yayından hemen ayrılmayın. Biliyorum doktorun işi var. Yok yok, ben daha söyleyeceğim bir şey var. Yani kapatacağım. İşte olacağım. Baktım tamam. Var ya. Yani. Buyur. Diğer. Şimdi yeni sürece ilişkin bu son savaş Kürdistan'ı olumlu etkileyeceği yönünde veriler var elimizde. Onun için benim önerim şudur. Her Kürt yeni sürece katkı sunmak için çaba sarf etmeli, beklemeli. Yani bu savaşın sonucunda inancım odur ki Rojava ve Bakur Kürdistan'ı olumlu etkilenecek. Böyle olunca da bize yeni taze bir kan olabilir. Yani belki bu yaşımızda biz yeni bir takım gelişmeler görebiliriz. Bunun için hazırlığımızı, örgütlenmemizi ve çabamızı buna göre yapmamız lazım. Biz demokrasiden yanayız. Devleti olmayan bir millet olmamıza rağmen, demin doktor söyledi, biz Avrupa demokrasisini destekleyen insanlarız, destekliyoruz. Böyle olunca da bir daha altını çizmek gerekirse, Kürdistan Federe Devleti'ne ve Rojava'daki kazanımlara ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak ve oraya gelecek zararları engellemek, karşı çıkmak. Şimdi bu güç zehirlenmesi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Rusya'da yaşanmadı. Bu güç zehirlenmesi bizde de yaşandı. Düne kadar çok iddialı Kürt örgütleri, Kürdistan'ın birleşik, dört parça, bağımsız, bileşik diyenler vatandaşlık hakkına kadar düştüler. Ve bugün adamlar neredeyse Ukrayna'yı terör devleti diye. Biz biliyoruz bunların gizli dostluğu Baaslandır. Gizli dostluğu Hümeyni ilendir. Gizli aynı, dostlukları Türkiye ilendir. Böyle olunca da net olmalıyız. Bu yani yeni süreç bize fırsat verir. Onun için diyorum ki yani umutlu olmak lazım. Barzani'nin kongrede dediği çok güzel bir lafı vardı. Kürt halkının milli davası bütün ideolojilerden üstündür. Yani bu üstünlükle halkımızı ve bayrağımızı ve varlığımızı savunmak, sevmek, sahiplenmek her birimizin mezara kadar götüreceği çabalar olmalı diye düşünüyorum. Size ve doktora teşekkür ediyorum. Diyar, ben teşekkür ederim. Ben de ikinize çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım izleyicilerden de iyi yorumlar ve tepkiler alırım. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Nevroz.